Kurul mu? Aziz amca, benim bu levodopa karbidopa jel tedavisini ilk uyguladığım hastam. İlk geldiğim zamanlarda oldukça yüksek dozdan ilaç kullanıyordu. Vücudunda eğilmeler vardı. Sesini bile tam duyamamıştık. Uyku problemleri vardı. Daha sonra kendisi de bu tedaviye onay verdi. Ve ilk cihazı taktığımız hastamız. Şöyle de bir cihazı var. İlaç raporunu biz tamamen çıkarıyoruz. Yurt dışından adresine ilacı geliyor. Bu makinesi. Her gün hasta ince bir tüp yardımıyla bu bağırsağa bağlı. İlacını saati geldiğinde takıyor. Akşam yatarken çıkarıyor. Ortalama 16 saat üzerinde kalıyor. Gece boyunca ilaç almıyor ama o sabit hızdan verdiğimiz için hastanın günlük ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Gece ileri semptomu olursa ona yine ben uygun ilaç müdahalelerini yapıyorum. Bu tedaviyi ben Mart ayının 9'unda yaptılar. O günden bugüne konuşmam, oturuşum, yürüyüşüm, elimin titremesi, göz kapaklarım dahi açıldı. Göz kapaklarım kapalıydı, böyle düşüktü. Gözlerimi açtırmak, kapakları kaldırtmayı dahi düşündüm. Bu tedavi uygulandıktan kısa bir süre sonra hepsi de düzeldi. Ve şu anda çok memnunum. Geçtiğimiz günlerde ufak tefek aksaklıklar oldu. Doktor hanıma geldim, doz ayarı yaptı, yine güzeldi. Şimdi sıkıntım yok. Şimdi konuşmam %100 düzeldi diyemem ama %50'den fazla düzeldi. O zaman çok şey konuşuyordum, durarak böyle sanki bir şey seçiyormuş gibi. Şimdi rahatladım. İyiyim yani. Parkinson hastalığı halk arasında titrek felç olarak da bilinir. Titreme, hareketlerde yavaşlama, yüz ifadelerinde donma, özellikle kol, bacak, bilek eklemlerinde hareket kısıtlılıklarıyla seyreden bir hastalıktır. Aynı zamanda hastanın duruş pozisyonunda değişikliklere yol açar, adım aralığı daralır. Dünya genelinde ortalama 10 milyon kadar, ülkemizde de Parkinson Derneği'nin açıkladığı rakamlara göre 150 bin civarında Parkinson hastası var. Parkinson hastalığı erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla görülüyor. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmakla beraber bazı Parkinson hastalıkları genetik olabiliyor ve daha erken yaşlarda da karşımıza çıkıyor. 65 yaş üzerinde %1 gibi bir sıklıkta görünüyor diyebilirim. Yaş ilerledikçe de bunun sıklığı artıyor. Hastaya tanımızı koyduktan sonra erken evre Parkinson tedavisi İlaç tedavisidir. İlaç tedavisinde çeşitli hastanın hareketlerini hızlandıracak, şikayetlerini geriletecek ilaçlar kullanırız. Ama zamanla yaş ilerledikçe kendi vücudumuzda bulunan dopamin dediğimiz eksikliğinde Parkinson hastalığına yol açacak madde tükenir. Tükendiği için de hasta tamamen ilaç bağımlı hale gelir. Bu evrede hastalığın hem motor hem motor olmayan yani uyku düzensizliği, idrar problemleri, ağızdan salya gelmesi gibi non motor deriz. Bunun dışında donmalar, sabah yataktan kalkamama, hareket etmede güçlük gibi bazı komplikasyonları olur. Bu evrede yüksek dozdan ilaç alan hastalara artık biz ileri evre Parkinson hastası deriz. Bu aşamada karşımıza 3 tedavi seçeneği çıkar. Biri apomorfin infüzyonu ya da aralıklı insülin enjektörü gibi bir enjektörle iğne tedavisi. Bizim burada ilk kez uyguladığımız levodopa karbidopa jel tedavisi ve beyin pili. Beyin pilini açıklayıp bir kenara koymak istiyorum önce. Genç hastalarda depresyonu olmayan, MR bulguları bulunmayan, ama ileri evre Parkinson'u olan ve yüksek dozda ilaç alan hastaları beyin pili için uygun merkezlere yönlendiriyorum. Bizim uyguladığımız tedaviyi daha detaylı anlatacak olursam, öncelikle biz hastadan onam alıyoruz, tedaviyi anlatıyoruz.
Daha sonra hasta bunu kabul ettiği zaman yurt dışından ilacı gelmesi için ilaç raporunu çıkarıyoruz. Eczaneye hasta bu ilaç rapor ve reçetesiyle başvurarak kendi adresine ilacın temin edilmesini sağlıyor. İlaç geldiğinde bizlere haber veriyor. Bu arada başhekimliğimizin de onay verdiği ve bilgisi dahilinde olan ilacın aynı zamanda bir hemşirelik hizmeti de bulunuyor. Bu esnada hastaya 7/24 ulaşabileceği bir hemşire de beraberinde atanıyor. Daha sonra hastanın ilacı gelince yatış yapıyoruz. Anestezi hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Genel cerrahiden Altan hocamız bağırsan jejunum denilen bölümüne endoskopla hafif hastayı sakinleştirerek bu ince bir tüpü takıyor. Daha sonra da yurt dışından gelen cihazı biz buraya bağlıyoruz. Adeta buz aküleri gibi küçük kaset jelleri hasta bittikçe yeniliyor ve ağızdan artık hiç tedavi almıyor. Yemesini, içmesini etkilemiyor. Herhangi bir bağırsak problemi yapmıyor. Günlük hayatından hiçbir şey kaybetmiyor. Ama hayatındaki büyük bir ilaç yükü ortadan kalkıyor. Aynı zamanda ilacı doğrudan emildiği yere verdiğimiz için ilacın vücuda geçişi artıyor ve hastalar büyük oranda rahatlıyor. Levodopa, karbidopa, intestinal jel tedavisi hem her merkezde uygulanmıyor. Türkiye genelinde de her merkezde yok. Şu ana kadar bizim 4 tane hastamız oldu. Çok şükür ki herhangi birinde sıkıntımız yok şimdilik. Toplamda 4 hastamız oldu. Burdur'da da Buca'ya ilk kez bu tedaviyi getirmiş olduk. Hastalar çok mutlu çünkü anlık yanıt alabildiğimiz bir tedavi. Hasta ilaç altındayken yerinden bile kalkamazken, yürüyemezken tüpü takıldıktan sonra illaki bir miktar ağrısı oluyor. Ağrının geçmesiyle ortalama cihaz takıldıktan 1 saat sonra ilacı başlıyoruz. Yavaş yavaş dozunu arttırdığımızda hasta rahatlıkla yürüyor. Ses tonu, yüz ifadesi, hatta duruşu bile değişiyor. Parkinson hastalığı dışında da örneğin titremeyle seyreden hastalıklar var. Ailesel titremeler var. Bunların Parkinson olma riski topluma göre bir miktar daha yüksek oluyor. Özellikle genç yaştaki hastalar titremenin sebepleri konusunda iyice tetkik edilmesi gerekiyor. Ya da Parkinson'un artıları dediğimiz, Parkinson Plus dediğimiz tedavi yanıtı bir tık daha zayıf olan ama hastayı kısmen ilaçlarla en azından düşmelerini, unutkanlığını, hayal görmelerini engelleyebileceğimiz hastalık çeşitleri de var. Olur mu Şenay? Amca yapayım. Evi yapayım.